İsveç Büyükelçiliğine baskın düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitap olduğuna dikkati çekti, kutsallara yönelik saldırının suç olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Bakanlık sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada korkunç olarak nitelediği eylemden duyulan endişeyi dile getirdi. Skandala yönelik tepkiler Stockholm'u harekete geçirdi. İsveç makamları olayla ilgili soruşturma başlattı. Hükümetin İslam karşıtı eylemi güçlü bir şekilde reddettiği ve Müslümanların hassasiyetlerini anladıkları savunuldu. Fransa'da polisin 17 yaşındaki Cezayirli genci öldürmesine tepkiler büyüyor. Cumhurbaşkanı Macron, gencin ölümünün bir sömürü unsuru haline getirildiğini öne sürdü. Başbakan Born, düzeni sağlamak için bütün seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Polisle göstericiler yine çatıştı. 250 polis ve jandarma yaralandı. 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 875 kişi gözaltında. Yanmış otobüsler ve araçlar, harabeye dönmüş binalar. Paris yönetimi, başkent Paris yakınlarındaki Nanterre'de polisin 17 yaşındaki Cezayirli Naher'i öldürmesinin ardından 3. gecede de süren olayları durdurmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kabineyle kriz toplantısı için Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden erken ayrıldı. Başbakan Elizabeth Bon ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin,